koşma bir işe yaramaz ha. İtfaiyesiz itfaiyeci. Gidelim başkana konuşsun bunu. Anasının yanına gide gele itfaiye kamyonunu da bozdu de. Şişme bak lan. Birazdan itfaiyeleri gelir zaten pişti bizim tadı kaçmasın ha. Lemi sabah sabah ne diyorsun ya? İt yerdir kocamandır piştidir Allah'ım yarabbim ya. Bir de Karadenizliz diye maytap geçiyorlar. Kim yağmur altında yangın çıkartır? Bir de onu hiç söndüremez lan. Yağmurlu havada yangını söndüremez ya. Ya öyle bakar durur onu. Söndüremez de söndüremez. Ya söndüreceğim deyip de söndüremez. Lan sus belemi. Allah Allah. Adam sağanak konuşuyor. Yağmur işi bekleştirir. Nasıl nasıl? Lan ne nasıl? Yağmur da daha zor. Oy şşş koşman. Ne diyor lan sağanak? Senin film oynuyorum. Seni yazmalı değil mi bu? Ha. Oy koşmanın nasıl yangını şimdi başladı. La geberdik zaten yorgunluktan. Seninle uğraşamayız. Filmini izle koşman. Oturun akşama kadar orada kış büyütün değil mi? Ula beldeyi ateş sarayı. Siz burada hala kağıda talim ediyorsunuz. Utanın be utanın. Ha bu göçmen efendi de. Ha burada otursun dursun. Ne yapsın da Yaşar Emice itfaiye kamyonu gofrak olmuş da çalışmayı. İtfaiyeden önce onun gıçı gofrak olmuş da. Bütün gün hep aynı filme bakıyor. Türkan Şoray yangını. Hoş geldiniz arkadaş. Tövbe tövbe. Kalk lan. Sen de bir karar ver Allah Allah. Hadi ya. Yahu bizim buraya itfaiye yok da biz ha burada boşu boşuna ne para ödeyiz ya? Ne işe yarıyor bu belediyede? Hiçbir şeye yaramıyor. Başkan koşmanık olmaz. Zaten yeni itfaiye arabası gelirmiş beldeye. Kim vermiş onu da kim göndermiş neden geliyor? Sıralamam ama koşman kidip getireceğimiş. Ulan nereden gelecek? Ya Trabzon'dan gelidir ya Akçabat'tan gelidir de. Eyvallah. Arakli, Arsin, Beşiktaş, Şakaran, Şimene, Çalpazarı, Tonya, Vakfakebir, Yomra, Çarşıbaşı, Hayrat, Denekpazarı, Düzköy, Köprübaşı. Aa. Of! La of da diyor da. Ulan neresi la tıvrık? Diyet kol, ısmarla söndürüm. Yürü git. Tabii kaybol öyle. Rize mi la? Ne yapayım Rize'yi sen gidip almam ha. Nasıl Almanya? Ne gitmem. Başkan sağ şimdi iki gün izin versin. Ya gitmem. Ya git Rize'den arabayı al gel. Dönüşte de bir Artvin'e uğra dese. Orada bir ananı görsen, ananın elini öpsen. Bırak bırak anamı. Kere gitmem. Atina'ya giderim oraya gitmem. Veysel teyit kolu ver. Adak yatır da. Şarap çanağı getireyim iç ula. Diyarbakır. Nasıl? Trabzon? Karazın mermerin itfaiyesi yok. Biz kalkıp buradan Trabzon'a itfaiye vereceğiz. Allah'a sana Sait Heval, popülizmde son nokta. Ya Sait arkadaş, biz başkaları gibi davranamayız. Zorda olan kimseye yardım eli uzatmak bizim anlayışımız gereğidir. Ne anlayışı başkanım ya? Tek derdiniz kusura bakmayın medyaya çıkmaktır. Sayın başkanım, ma bunlar niye gitmiler Trabzon'dan, Rize'den istemiler de gelirler buradan istiler? Arkadaşlar, bazen uzaktaki yangını söndürmek daha manidardır. Büyük fotoğrafa bakmak daha önemlidir Heval Sait. Büyük fotoğraf anlıyorsun. Kesin bir çıkarı var. Yoksa ne alakası var ya? Sen git Trabzon beldesine itfaiye arabası hediye ettin. Ya çok boyutlu bak Muharrem, çok boyutlu ya. Ya Muharrem Heval, imzala gönder. Yok vallahi imzalamam Heval. Ya bizim kendi yangınımız dururken başkasının yangına niye koşuk ya? Muharrem Heval, Sayın Başkan'ın da dediği gibi büyük fotoğrafa bakmayı bileceksin. Ya isterse üç boyutlu fotoğrafa bak. Sonunda benim dediğime geleceksiniz. Şaşı bakıp şaşırıyorsunuz. Vallahi cumaya kadar iptal ettireceğim bu kararı. Meclisin yarısı yokken karar aldırtmak kolay. Gerisi gelir iki güne. Unutun bu hibeyi. Kamyon gitmeyin. Ya nasıl gitmeyin ya? Gidersin, gidersin. La oğlum gitmiyorum. Gidersin. Ya gitmiyorum. Vallahi gidersin. Ya gitmiyorum. Gidersin kardeşim. Oğlum gitmiyorum. Vallahi giderim. Kim o? Kim o ya? Efendim başkanım. Ha. Şöyle gelemiyorum. Tabii başkanım. Gidiyorsun. Tamam başkanım. 20 dakikaya belediyeye.
Tamam başkanım. Gidiyorsun kardeşim. Kardeşim bir şey yok burada ya. Gidersin gidersin. Bak şimdi buradan çıktın mı Trabzon'dasın. Oradan aşağı vur kendini Gümüşhane. Erzincan, Tunceli, Elazığ derken ala vardın diye bakırdasın da. Gideceksin o kadar. Ama başkanım. Aması maması yok. Canım çıktı itfaiye bulana kadar. Para olsa gidelim alalım. Ya başka yer olsaydı. Sözleşmende ne yazar? İtfaiye şoförü olarak alınmıştır değil. Töredür. İtfaiye aracımız var mı? Niye duracak şimdi? Ha başkanım Diyarbakır olmasa ya. Ula bugün yanan ev senin akrabanın evi değil mi? Daha ne kadar kovalarla yangın söndüreceksiniz? Ya başkanım ama millet şimdi... Ya burada belli de birkaç çıldığını bilmez ileri geri konuşuyor. Ha başkanım ama şimdi bizi yakanlardan gidip ellerinden yani. Ha bu Diyarbakır biletin burada sözleşmeyin. İstedin al çık. İster Diyarbakır'a, ister Akvin'e, ananın yanına. E başkanım bu benim sözleşmem değil ki. Oğlum lafın gelişi söyledik da. Diyarbakır mı yazacak itfaiyenin üstünde? Sileriz, şair bağ yazarız. Plakadan da ikiyi silip altı yazdık mı? Olursa 61. Ya biraz daha arasaydık valla başka yere bakalım ya Rize'ye bile... Ya gidelim. Oğlum atlayacaksın otobüse gideceksin belediyeye. Önce evrakları alacaksın. Sonra bineceksin itfaiye geri geleceksin. Hem benden sağa kıyak. İki gün izin. Bin itfaiye git Artvin'e. Önce orada ananı gör. Varsa malı sıvırı kaşı. Sonra da bin gel. Hem sen demeyeyim miydin? Anam beni itfaiyenin üstünde bir kere körmedi değil. Başkanım ben bir bakayım ona ya. Buyur. Oy, 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 oy. Bu mudur ya? Budur. Havayolundaki de Diyarbakır biletidir. Ya düşün ki tatile gidiyorsun. Ya gideceksin, geleceksin. Kamyonu da al getir. Bana bak. Sevgi anneme de çok selam söyle ya. Onu da kap getir. Olmaz ya, mı? Ya ne diyorsun ya? Ya niye gördük? Ya geldi. Ha? Ya. Hadi gel. Hadi kardeşim. Gel kardeşim. Hadi kendine iyi bak ha. Koşman. Ula gelirken pişmaniye getir daha. Lan Diyarbakır'da pişmaniyenin ne işi var ya? Yok mu? Hadi hakkınızı helal edin. Hadi helal olsun. Koşman. Ula sana her yer Trabzon. Çende. Saat çende. Ne diyorsun amca? Saat kaç oluyor evladım? Saat 8 amca. Teşekkür ederim evladım. Da kapı. Kardeş. Ben belediyeye gideceğim, hangi sevgili? Sait, bu kuşya belediyeye gireceğiz, tarif edersin. Ne kuşya? Abi hele bir yaşı bir de azerim ofisi. Sait, bunun niyeti var, paraları cebe atacak ha. Ne hele, evvel paralara bak, sana gönder. Sen ne diyorsun lan? Sen nerelisin? Nasıl? Sen Türkçe'de anlamışsan benim babam. Sen nerelisin hele? Ha ben Trabzon'dan geldim. E nereye gidiyorsun? Ya ben itfaiye almaya geldim. Sizin başkan hediye etmiş. Çava. Ufak biraz civcivler de yesin. Maniye TC verir mi size? Nasıl? TC ne ya? Devlet. Diyarbakır verdi işte. Alıp Trabzon'a gideceğim. Oğlum içiysen iç, içmişsen amcaya ver yeme. Neyse, gene de hayırlı olsun, hoş gelmişsin. Sert cama.
nedir ya? Bu nedir ya? Sabahın köründe gene toplanmaya başlamışlar ya. Trabzonlu. İtfaiye arabası alacağını söylemiyor sana. Başım belaya girer. Ne diyeceğim? Söyle fındık amelesi toplamaya gelmiş ya. Bekle burada. İyi günler. Kimlikleri görelim. Ne iyi günler ya böyle sabah sabah. Ne oldu gene? Ne diyorsun sen? İn bakayım aşağı. Al şunu al. Komutanım ben Karadenizliyim. Hayırdır ne iş burada? Fındık amelesi toplamaya geldim. İyi. Devam et. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Buraya kahvaltı edecek bir yer var mıdır kardeş? Buyur. Nasıl? Ha görmüşsen. Buyur. Biz de kahvaltı yapıyorduk. Ha bu nedir? Ciğer. Ya kardeş bırak Allah aşkına sabah sabah ciğer mi yenilmiş ya? Geldim. Selim Bey değil mi? Ha ben de sizi bekliyordum. Ne? Nerede miyim? Çocuklar. Gel bakayım. He abi söyle. Gel şu amcana de bakayım ben neredeyim? Alo Kerem ki. Dur Afrika yine. Na encivim. Belediye. Ha tamam. Hatta da rakam eli belediye mi? İyi. Tamam. Ne oldu ne dedi? Daha kapıya geldi. Daha kapı. Abi daha kapı Trabzon yazan yer mi? Ne Trabzon ya? Abi sen itfaiyecisin. He itfaiyeciyim. İtfaiyeci on numara iştir o. He. Senin adın nedir abi? Koşman. Koşman anlaşılan seni pek koşturmamışlar galiba. Niye lan? Baksana göbeğine. Lan ne diyorsun? Senin ismin ne? Ben Sinan Oda Kerim. He. Dur. Alo. Ha Selim Bey. Ne? Çocuklar neredeyiz biz? Ver şunu ver. Alo. Meydana doğru yürüyoruz. Nasıl? Heh, gördüm sizi. Tamam. Ben diyorum on numara işte sakalım yok ki inansınlar. Hadi, sağ ol. Sen de sağ ol. Güle güle. Hoş gelmişsin Koşman Bey. Hoş bulduk Selim Bey, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Kusura bakmayın, erken inmişsiniz yoksa sizi alacaktık terminalde. Yok yok, önemli değil. Ben zaten iyi oldu, gezdim biraz. Buyurun, başkan sizi bekliyor. Başkan mı? Ne gerek var başkan? Ben arabayı alın gideyim, memlekete bekleyin. Olur mu öyle şey? Burası memleket değil, misafirimizsiniz. Buyurun. Ben çantayı aldım. Heh, sağ olun. Gel. Oo, Koşman Bey, hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Gel. Nasılsınız? İyiyim, nasıl geçti yol? Allah şükürler olsun, kazası belasız. Gel, gel otur böyle. Ne içersiniz? Sağ olun başkanım, ben bir şey almayayım. Zaten bu... Yok, öyle arabayı alıp hemen gitmek istiyormuşsunuz ama zaten mümkün değil. Evraklar hazır değil ama yarına inşallah hazır olacak. Ha, bugün olsaydı... Ne acelem var Koşman Bey? Sizin oralar nasıl, başkan nasıl? İyidir inşallah. Bizim başkan çok iyi, sizlere de çok selamı var. Sağ olsun, getiren sağ olsun. Yok, sen şimdi evrakları ver Selim Bey'e, o işlemlere başlatsın.
Bugün bizim bir elemanımızın düğünü var. Benim de akrabam sayılır. Bir Diyarbakır düğünü görmeden göndermeyelim seni. Misafirimizsin. Ha, şimdi bizim oralarda da yangın çoktur ya. Gel. Afriste. Sağ ol. Abi Serçeva da ne Selim Bey? Baş üstü. Çok abdestli düğün ha. Nasıl? Çok güzel yani. Paris gibi. Sen Paris'i gördün? Yok. Sen gittin mi? He. Bayramda turla. Uçakla mı? Sen burada bir bekle. Ben başkalarına bakayım geleyim. Hoş geldiniz. Hadi! Karışın oğlum. Hadi. Ne diyorsun? Hadi, hadi. Hadi! 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 Sen istersen koçlarına de ki arkadaşımız misafirdir, Serçeva. Serçeva, Serçeva. Arkadaşımız değerlidir, oyunumuzu bilmezdir. Cezan başım gözüm üstüne. Arkadaşımız bıraktığınız için teşekkür edecek. Serçeva, Serçeva. Gel kardeşim. İtfaiye için gelen Koşman Bey değil mi? Hoş geldiniz, ben Asya. Asya mı? Memnun oldum. Sopalar elinize çarptı galiba. Sopa? Baktırsak? Yok, lazım değil. Siz hemşire misiniz? Yok, belediyede itfaiyedeyim ben de. Hı, siz sekreter gibi mi? Gibi. Ya siz biraz korktunuz ama aslında onlar... Yok, ben alışığım bizim oralarda. Çok var bunlarda. Öyle mi? Bizim buralarda pek kalmadı. Ha. Yani onlar gerçek değil, tiyatrocu. Ha. Oo, Koşman Bey. Bakıyorum bizim Asya'yla çoktan tanışmışsın. Eşim Hasret. Memnun oldum. Ben de. Koşman Bey. Başkan sizi bekliyor. Yanında bir sandalye boş. İsterseniz siz şöyle geçin. Şurada var. Ben burada iyiydim. Başkan Bey bekliyor. Koşman Bey. Buyurun. Siz şöyle geçin. Enişte. He. Başkana söyle ben gideyim. Ya ben anlamıyorum koskoca kamyonda elin adamıyla. Elin adamı dediğinizin yeri yurdu belli. Zaten adam zararsız komik bir tip. Gördünüz işte. Abla niye anlamıyorsun? Kutuyu benim götürmem lazım. Zaten kız bana bırakmıştı. Hala bakmadın değil içine. Yok. Ya sen de bir dur ha. Ya yolda çevirme falan olur. İçine bakmadan almazlar. Rodi senin de kardeşin. Asya, beni hiç karıştırma. Selim sen karar ver. Bu kızın bütün delilikleri senin yüzünden zaten. İşte ben gideyim şu kamyonla, ne olursun. Oldu. Ablanı da al git. Sen ciddisin. E başkan ne der? Sen ikna edersin başkanı. İyi peki, Asya'yı çağır da bari söyleyeyim. Ama kamyonla değil, otobüse gidecek, ona göre. Vallahi illa da kamyon diyor başkanım. Niye? Emanet var yanında. Ne emanet? O kutu var ya başkanım. Ha şu kutu meselesi. Hı. Ya Asya'da amma pimpirikli ya. Bir şey olacağından değil de. Tamam neyse sen öyle diyorsan. Peki başkanım.
Koşman Bey, itfaiyece bir poz verebilir misiniz? Sayın Başkanım, biraz sarılabilir misiniz? Ülkemizde ve şehrimizde her gün yangınlar çıkmakta biliyorsunuz. Bu yangınlarda bazen araç gereçlerimizin ve kaynaklarımızın yeterli olmadığı anlar olmaktadır. Ama biliyoruz ki yine hepimiz ülkemizde 30 yıldır süren bir yangın var ve bu yangında birçok kaynağımız heba edilmektedir. Sana diyorum gitme. Geldiğinde açarsın meseleyi. Abla çocuk unutmak için 2 senedir gelmiyor buraya. Vallahi sen biliyorsun. Beni hiç karıştırma. Anneye de sen hesap vereceksin. Vallahi Rudy çok üzülecek. Bari kilitli kutuyu verme. Kız ne koymuş içine onu bile bilmiyorsun. Ya söz verdim açamam. Zaten bence artık her şeyi görsün. Başka türlü toplayamayacak bu çocuk. Ya Asya, kimseyi dinlemiyorsun ki. Aynı babam gibisin. Tamam. Hiç böyle itfaiyeci olur, hele şunun tipe bak. Ve bu açıdan ben bu itfaiyenin Trabzon'a hibe edilmesinde kardeşimiz açısından çok önemli buluyorum. Yolu açık olsun kardeşimin, kardeşliğimizin yolu olsun. Sağ olun başkanım. Asya arkadaş, ma sen ne diyorsun bu işe? Ma bir şey demirem, mihreme var. Dikkat et kendine, o tipsiz sağ bir şey yapmasın. Yanında tedbirlik bir şey var. Var var, sağ ol. Ya Lice'nin de itfaiye arabası yok. Vazgeçin bu işten, ne var aracı Lice'ye verelim. Lice'nin itfaiye aracı var. Vardır. Hadi sağ ol. Abi biz de gelelim. Koşman Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Yani çok çok sağ olun. Başkanımıza da burada çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bir araba. Yani Trabzon'da bile böylesi yoktur. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun başkanım. Hadi kalın sağlıcakla. Evrakları imzalamam lazım. Trabzon'da devir işlemi var. İsterseniz ineyim. Olur mu öyle şey ya? O zaman hadi. Dönüş biletleri tamam mı? Evraklar tamam mı itfaiyenin? Her şey tam başkanım. İtfaiyede suyunu bile koydum. Ulan ne suyu? Denize gidiyoruz zaten ya. Bir tane akıllı yok ya. Dün akşamki haliniz neydi öyle? Ne oldu? Serçava. Ama ben dün akşam çok korktum ya. Abi de bu karşımdakiler var ya. Neydi onlar ya? Koseler. Ha o koseler o Allah onları bildiği yapsın. Bir de herkes bir şey konuşuyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ama şive tabii.
nasıl yani? Şive? Haklısınız. Kamyon her dilde kamyon. Yangın her dilde yangın. İtfaiye her dilde itfaiye. Asiye Hanım. Ya bizim başkan çok ısrar etti. Yoksa bizde kamyon çok. Tabii çoktur. Asiye Hanım siz sigara içer misiniz? Yani burada kadınlar... Pantolonu da giydin mi erkek oluyorsun değil mi? Buyurun için. Siz bir laf dokundurdunuz bana ama... Abi kenarı çeksek baksak mı ya? Arabada bir şey mi var? Devam edin. Selam veriyorlar. Kime? Size, bana, arabaya. Niye? Tanıdık geliyor onlara. Sizin de bir tane çekeyim. Yok burada çekmeyin. Burada çekmeyin. Neden? Gazeteciler bir sürü çekti. Bir şey demediniz. Yarın boy boy çıkar her yerde. Abi sizin dediğiniz gazeteler Trabzon'da, Artvin'de falan çıkmaz değil mi? Bilmem. Asiye Hanım, siz Diyarbakırlı mısınız? Evet, Nici. Siz? Ben aslında Artvinliyim ama işte Trabzon'da, Çayırbağ'ında kalıyorum. Ya ne diyeceğim ya? Asya Hanım hani bu, hazır buraya gelmişken hani Nice'ye sizin köye bir uğrasak mı? Görün ha. Nice köy değil. Hem bizim köyde gidemiyoruz artık. Kimse kalmadı. Yandı. Sizin orada da mı itfaiye yoktu? Ay gözünüz çevirdim ya. Az sesine kurban. Aslan Aslan, Mermer Aslan. Aslan dinlemede, Mermer Aslan dinlemede. Şüpheli bir itfaiye aracı size doğru yaklaşmakta. Üzerinde Diyarbakır Belediyesi yazılı. Bilginize. Tamamdır Mermer, anlaşıldı. Alo. Alemi ne yapıyorsun kardeşim? İyi iyi yaşıyorum ha. Ne başlamış? Selvi... Ya boşver şimdi Selvi boylumu. Ha kapatıyorum hadi ben. Yok yarın olmaz Artvin'e uğrayacağım anneme. Artvin'e uğrayacağım anneme. Gel hadi tamam. Anneniz nerede dediniz Koşman Bey? Artvin'de. E ters değil mi yolumuza? Ya epeydir görmedim ben annemi. Bir de başkan izin verdi. Git ananı da gör gel dedi. Annem de kadıncağız yani dünya gözüyle şu itfaiyenin üstünde bir görmedi beni ya. Çok mutlu olur yani. Hani sizin için sakıncası yoksa? Sakıncası yok. Görsün. Ne kadar uzatır yolumuz? Yani 12-13 dakika. Güzel mi sizin oralar? Hiç görmediniz mi? Hiç. Ya çok güzeldir ya. Nasıl diyeyim böyle yeşili, dağ, mağarası. Cennet ya. Sever misiniz dağları, mağaraları? Ben çok severim ya. Bizim orada bir çal mağarası var. Böyle girişi 3 adam boyu yükseklikte. İçinde ben keşfettim ha. Cennet işte. Az ileride bir mağara var. Bakalım mı? Ne mağarası?
Berkeley. Nele? Berkeley, Berkeley. Ya İngilizce midir? Kürtçe dur. Zamanında İskender gelmiş. Bu dağları aşamayınca o mağarada kalmış uzun süre. İskender mi? İskender. E bizim Çal Mağarası da öyle kocaman. İçine Akçabat köftesi aç. O kadar büyük ya. Ne sıkıştırdınız gölgeli? Hanım çocuklar mı? Bilir misiniz? Bilirim. Babam hastasıydı. Aa, geçiyoruz, geçiyoruz. Ne? Sağa çek. Dur, 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 panik yok, dur. Dur. Önce inmeye, dur. Hadi gelin. Ha, buraya mı tırmanacağız? Ha, bu dağa tırmanmasak ya. Yani ne çıkacağı belli olmaz şimdi. Hadi canım, gözünüz korktu sizin. Gelin. Dikkat edin. Ha, ben çıkamıyorum ama ya. Gelin, gelin. Allah. Siz iyi biliyorsunuz daha çıkmayı ha. Biraz öyledir. Ama inmesini daha iyi biliriz. Öyle demek istemedim ya. Be. Nasıl? Ha, bu ne böyle ya? Kaç insan boyu bu sizce? Gelin Koşman Bey, gelin. Hanım bekleyin, bekleyin. Nasıl mağara ya? Asya Hanım bekleyin. Asya, ne yapıyorsun ya? Çok güzel yer değil mi? He. İşte İskender adamlarını burada tutmuş. Şu dağları aşamamış. Bu böyle uzanıyor. Diğer ucu 15 kilometre sonrası. 15 kilometre mi? Asya'm, daha çok yolumuz var ya, gidelim ya. Korktunuz siz. Tamam, gidelim. Ne korkacağım ben? Asya, ne oluyor? Ne oluyor ya? Sakin ol Koşman. Asya, ne oluyor? Teröristler mi geldi? Askerler. Şüpheliler siper aldı. Savunmaya geçtiler komutanım. Başınızın üzerine koyun ve aşağı inin. Askerlerse çıkalım ya. Lan oğlum, niye ateş ediyorsun? Emniyetini kapat, silahını aşağı indir. Ver anonsu. Ellerinizi havaya kaldırın. Teslim olun. Türk askerine güvenin. Düşmanlık yasasından faydalanın. Çoluğunuzun çocuğunuzun içine dönün. Ya ne pişmanlığı, ne çoluk çocuğu, Asya ne diyor ya? Bagajdaki kutuyu sorarlarsa ben bilmiyorum de. Asya, Asya, kutuda ne var? Üçe kadar sayıyorum. Bir. Bir mi? İki. Ne yaptın? Üç. Kırmızı Koşman, kırmızı. Kırmızı komutanım, bir çalayım. Kırmızı ne lan?
Demek çatışmak istiyorsunuz. Siz bilirsiniz. Asker! Hazır ol! Ben de hazır olayım komutanım. Sen hazır olma. Silahın emniyetini kapat, kamyonun arkasına geç. Şimdi birimizi vuracaksın. Git. Beyaz komutanım, beyaz karıştı. Ellerinizi kaldırın, aşağı doğru eğilin. Nereye? Çantayı yere at. Kamyona yaslanın. Tamam asker, tamam. Dönün bakalım. Ne arıyorsunuz burada? Bir şey aradığımız yok. Yolumuza gidiyoruz. Fotoğraf falan çektik. Yolculuk nereye? Alaks Merdeş'e Trabzon komutan. Kimlikleri alayım. Çanta da benim. Nereden geliyorsunuz? Yukarıda bir mağara var. Orayı gezdik. Keşif yapıyorsunuz yani. Yok komutan, ne keşfi? İskender'in mağarası. Adamlarını oraya gizlemiş, ordularını gizli. İskender mi? İskender kimin kod adı? Asya'nın biliyor. Büyük İskender, Makedonya İmparatoru. Makedonya mı İmparatoru? Ha, o İskender. Peki... Siz itfaiye müdüresi misiniz? Yok komutanım, sekreter gibi bir şey ya. Müdür yardımcısıyım. Koşman, nedir bu durum? Ya komutanım, Diyarbakır Belediyesi bu itfaiye aracını bizim Trabzon Çayırbağ Belediyesi'ne hibe etti. Ben de itfaiye şoförüyüm. Geldim buraya, aldım. Asya Hanım'la birlikte gidiyoruz. Asya Hanım da bazı evrakları imzalaması gerekiyormuş. Gerekiyormuş. Peki, bunu ben nereden bileceğim Koşman Bey? Rize'den falan niye istemediniz? Ya verirlerdi, almadık mı komutanım? Vermediler mi? Ne o kadar belediyenin kapısını çaldık, bir tanesi vermedi ya. Nasıl vermezler? Öyle oldu işte. Komutanım, burada bir kutu var. Koşman, bu kutu ne? Asya. Yoğurt var, peynir var içinde. Asker, aç bakayım kutuyu. Ya yoğurt ne alaka? Yangında. Yüzüne, yanağa sürüyoruz komutan. Siz kafayı kırmışsınız ya. Koşman, al evraklarını. Yolunuza devam edebilirsiniz. Komutanım, temiz. İn hemen aşağıya. Asker, araç bin. İyi yolculuklar. Sağ olun. Boşuna o kadar beklettiler. Ne arıyorlardı sanki? Hem sen İskender'i nasıl tanımazsın? E ben ne bileyim ya? Sen İskender dedim. Ben kebapçı sandım ya. Köfteciyi de ondan mı açtın sizin mağarada? He! Gittim ona koskoca Akçabat köftecisi açtırdım mağarada. Rodi, bir tanem. Nasılsın? Geliyorum bir tanem, geliyorum. Bu akşam mı? Bilmem ki. Bu akşam yetişir miyiz? Yok, yarın, yarın. Yarın mı? Ben anlatırım sana. Yarın Rodi'm, yarın. Ben de seni çok özledim. Tamam Rodi'm, tamam. Çok öptüm seni. Bizim aralarda yakın biri mi var? Hem de çok yakın biri. Rodi. Rodi ecnebi midir? Yok. Gün görmüş demek. Kız mıdır, erkek midir? Erkektir.
Koşman da tuhaf isim. Yabancı mı? He, ecnebi. Ya. Vallahi. Ya bizim oralarda eskiden Rum bir papaz varmış. Çok sevilirmiş. Herkesi çok iyiliği dokunmuş. Camiye bile gidermiş. Camiye mi? Ha, dükkanın şey, kiliseyi kapatıp camiye gidermiş. Bir sürü insana iyilik yapmış. Bizim oralarda çok koşman vardır. Ha, bu ne ya? Aa, dursana. Ne yapıyorsunuz burada? Minibüs bekliyoruz, eve gideceğiz. Gelin biz bırakalım. Tamam. Ay, şunun kirpiklerine de bak. Adınız ne sizin bakayım? Ben Musa, bu Delil, bu da Zelal. Delil ishal oldu, o yüzden minibüse yetişemedik. İyi misin şimdi? Su ver oradan. Abi, ben Türkçe biliyorum, hemen onlar daha bilmiyor. Nasıl? Abi, çocuklar okula gitmiyor mu ya? He, gidiyorlar, onlar daha birinci sınıf. Birinci sınıfta normal konuşulmuyor mu? Bizim burada birinci sınıfta öğretmene el asına bakma dersi vardı. Ne dersi, ne dersi? Öğretmene bakmaca, yani bir şey anlamıyoruz, el asına bakıyoruz. Sen nerelisin abi? Ben Trabzonluyum. Yenge sen? Ezriyame de mi canemim? Zibokarek diçim Trabzon'e. Turki cengün diye. Gola gulinga. Pırdure? 5 kilometre ha ve dere. Amlı ver payabın. Jire pırdure? 2 kilometre maya. Koşma. Az ileride döneceğiz. Ya Allah aşkına döneyim de bir az bir normal konuşun. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum ya. Delil hasta köylerine gideceğiz. Yavaş. Hop. Hoppa. Koşma, sen burada bekle. Ben çocukları bırakıp geliyorum. Tamam As yenge ya, biz gideriz. Çok konuşma sen yenge menge. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ya bu yüzüğü. Ya nereye gidiyor? Ya ne oluyor Allah'ım, nasıl? Ya ne oluyor ya? Ya Allah'ım, ben ne... Ya ne oluyor? Allah... Ya gitme... Ne... Eşe dedim, lay 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 lay, eşe dedim Ahmet arkadaş. Allah'ım sen bana yardım et. Asya! Ya Asya! Asya! Koşman! Ne oldu sana böyle? Ya ne bileyim ben, ne oldu ya? Niye korkuyorsun ki? Atlasana. Ye su! Ne olacak canım? Düşsem? Yüzer çıkarsın. Ya buz gibidir şimdi ya. Yazın sıcağında. Ya ben bana ya. Bak sen, yoksa yüzmeyi mi bilmiyorsun? Ne biçim Karadenizlisin sen? Ya insan çeşit çeşit. İtfaiyecisin, bütün işin su, sudan korkuyorsun. Gel. Çok uyudum. Atla. Tamam. Atla.
sen çekmedin mi? Ne bu fotoğraf, yok? İstersen bunu da sileyim. Yok yok. O kalsın abi. O kalsın. Asi be! Ne oldu? Ya şansa bak ya! Ya görmüyor musun? Yangın var, süper ya! Ya insan yangına sevinir mi? Alemsin vallahi. Ya aç 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 aç! Nerede o, nerede? Aç onu aç! Aç şunu! Ya dur, dur dur dur! Ha bunu! Ha bunu, aç onu! Tak tak! Tamam tamam, ben bağlarım. Ben bağlarım. Çabuk çabuk oğlum, koş koş. Allah gönderdi yavrum içeride, yavrum yanıyor. Ne? Yavrum yanıyor, çabuk çabuk çabuk. Bırak lan soksayı, abuk abi. Dikkat et. Teyze, başka yavrum var mı? Yok yok, sağ olasın oğlum. Allah razı olsun. Ah hortum! 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 Hortum ha! Hadi ben gidiyorum. Bunlarda basınç çoktur. İki kişi tutsun diyor defterde. Bizim defterde öyle demiyor. Sen aç deyince aç. Gönder, 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 gönder! Gönder! Aç! İyi akşamlar. Evraklar. Aşağı inin. Nasıl? İnin aşağı inin. Sen misin Burç aynı şurada? Ben komutan. YBT'sine bakın. Telsizle sordurun. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracının Trabzon sayı planı. İtfaiye müdür yardımcısı vekili Hatice Demirsoy yani. Ne var bunun içinde? Bir şey yok komutan. Nasıl bir şey? Suda yok mudur bunun içinde? Ya az kaldı komutan. Az kaldı komutanım. Ne malum senin Karadenizli kılığına girmiş terörist olmadığına? Nasıl? Komutanım kafa kağıdını verdim burada. Doğum yerim Artvin, Trabzon'da yaşıyorum. Hüsnü'yü çağırın bana bakayım. Bağ üstüne. Hüsnü çavuş. Emredin komutanım. Hüsnü. Bak bakalım bu adam Trabzonlu mudur? Emredersiniz komutanım. Neresine bakayım komutanım? Ne demek neresine bakayım lan? Konuş bir bakayım. Adam Trabzonlu gibi konuşuyor mu? Ha tamam o zaman. Uşuğum sen nerede kalıyorsun? Çayırbağında. Rizeli imamı tanıyor musun? Tanıyorum. Tanıyorum da. Onu tanımak için Trabzonlu olmak gerekmiyor ki. Doğru söylüyorsun uşuğum. Onu tanımak için Trabzonlu olmak gerekmiyor. Komutanım. Bu uşak Trabzonlu değildir. Bunu kesin eğitmişler. Trabzonlu taklidi yapay. Şivesi bozuktur. Tipi de bize hiç uymay. Siz kimsiniz ya? Tamam üstü. Git bakalım. Emredersiniz komutanım. Koşman efendi. Ne fark eder komutan bey? Trabzonlu, Diyarbakırlı, Vanlı ne fark eder? Ya Atatürk de öyle diyor. Diyarbakır, Erzurum, İstanbul... Bir dakika Koşman. Ne fark ediyor? Bravo, bravo. Çetin cevizsin ha. Varsa bir suçumuz, yap işlemini. Ya sen ne diyorsun ya?
Sen itfaiyecisin, yangına körükle gidiyorsun ha. Komutanım. Bırak ya. GBT'lerden biri tamam. Herkes takmış bize. Ne yapmışız biz? Var mı arama emriniz? Var hanımefendi, var. Keyfimizden durdurmadık herhalde. Siz gelmeden önce geldi arama emri. Onun için durdurduk. Vatandaşı bekletmeyi biz de sevmeyiz. Mesela Koşman Bey'in işi bitti. GBT'si geldi, o gidebilir. Bas. Nereye gidebilir? Sen git. Hanımefendiyi biraz daha misafir edeceğiz burada. Sebep? GBT'si gelmedi. O gelmeden ben istesem de bırakamam. Ya komutanım, biz Asya Hanım'la yani birlikte gidiyoruz. Bilgisayar bozuk. Diyarbakır'dan haber gelmedi. Yazan beni de bekliyor. Beni bozmaz. Beni hiç bozmaz. Asya, ben gidip konuşayım mı? Bırak ya, takmış bize. Ya gidip konuşayım bir hakikaten ya. Dur. İskenderlik yap. Komutan. Söyledin adamı. Nasıl ikna oldular? Oldular işte. Ne gösterdin? Senin kutuda ne var? Bağaç köyde olabiliriz ha. Uykum varsa uyu. Uykum yok. Ya annem asabilir ha. Ve bir de hızlı konuşur yani. Zorluk çekebiliriz. Nasıl yani? Ya şimdi asabi ya. Bir de inatçı. Hani karışabiliyor. Ne karışabiliyor? Ya konuşması karışabiliyor ya. Asabi ya dedim ya. Anlaşamayabilirsin. Anlaşırım ben, merak etme. Koşma. Koşma.
Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Oy. Kim? Oy. Kim? Ha, kimi getirdin? Misafir, misafir gel. Misafir. Misafir gel. Olsun. Kim? Sen yat, sen yat, sabah konuşuruz. Koşman, özür dilerim, ben boş bulunmuşum. Ya. Arvak bisep sıhhiye bilo. Rızalaz mobor dizan dit ve ubne ve esmaks ve deyni. Rabat arın zeli azde da. Ne tuvet? Simhero, amboben. Tüses kırlis mırta varı. Upro doğru gızaze, doğru gızaze. Hani hadi gidelim uyusun ya. Yok yok, kalktım ben. Kalktım. Mobor dizan de sıhhiye bilo. Ne diyor Koşman? Ya hoş geldin diyor. Hoş bulduk anneciğim. Kahvaltı hazır. E haydi da. Ya Asya kusura bakma ya. Benim annem hem asabi hem de bir lehçemiz bizim. Hadi giyinelim de kahvaltı edelim ha. Koşman. Ha. Bunlar kim? O benim Şenol'umdur. Şenol kaptanım. E haydi, çaylar sağ olmasın. Şetila, haydi. Koşman, ben şimdi anladım fotoğraf çektirmeyi neden sevmediğini. Neden mi? Fotoğrafı yaşıyorsunuz siz burada. Çekmeye ne gerek var? Ya sen bu sefer güzel bir şey söyledin ama ben yine anlamadım ha. Ne diyorlar Koşman? Ya itfaiye çok beğenmişler. Sagamoz mozefleriz uppa dişefler. Rapata gelin lan deda. Tüset kılis mı çavari? Gelin mi? Düğün mü var akşama? Ya düğün varsa görmek isterim. Nasıl olsa itfaiye yetiştiremiyoruz. Ya Asya sen bir dur Allah'ını seversen ya. Cühev sıhhatıva gogonasak egunda. Müdür arsa hedizle baykos rızali. Eh cihayma suhitlerim. Sıhhen ki arazi zahi. Tan git başta tan akrı zali ar arisi. Ariz Asya. Annem biraz kızdı galiba. Biz hadi de masa bir gözlüğü. Akşama kalacakmışız bir gözlüğü. Hoş geldin gelecekmiş konu komşu. Ne güzel işte düğün de varmış. Düğün görürüz. Yarın öğleden önce yetişir miyiz bize? He. Koşman. He. 11-12 dakika mı yine? Ya 11-12 dakika. Oy maşallah. Ne da güzeldir Koşman'ımın ekvayesi. Yeni mi aldınız bunu? Yok anne ya. Bu Asyalarını hediye ettiler bize. Mızık mı? Mama midi darikos. Ya yok anne ya. Şeydi ya. Belediye diyorum, belediye. Sağ olasın kızım, sağ olasın. Bir şey değil anneciğim, güle güle kullanın. Hoş, gülerek kullanılacak bir şey değil ama. Ya hadi gezelim ya. Oy kurban oldum Allah'ım, o günleri de gösterdin bana. Asya hadi bin. Koşman sıkılmadın mı? İki gündür içindeyiz, yürüyelim biraz. Ya Koşman'ın bir gezsin. Bir herkes görsün itfaiyenin üzerinde de. Peki, gezsin görsünler. Ben yürüyorum.
Allah kara kızım şimdiden pıstırmış olanı. Ya burası da bu adam canlı ha. Biz ağaçları ne dallarda bile kopar. Ana, kızı da ne kadar büyümüş size. Ana baban ne yapıyor? Değil mi? İyi, hadi. Annemin kusuruna bakma ya, valla. Yaşlılar işte yani. Öyle... Hani hem havaya giriyorlar. Ve can sıkıntısından. Ve seni de üzdüler ha. Gürcüce biliyorlarmış sizinkiler. Yani işte eskiler konuşuyor öyle. Ya şive şeklinde. Ya... Ne demezsin? Şive şeklinde. Anneni çok sevdim. He. Köyünüz de çok güzelmiş. Buralarda yaşanır değil mi? Girişindeki üst geçit. Nerede? Şenol Sümbül üst geçidi. Bir dakika, bir dakika Rodin. Koşman. Şenol Sümbül üst geçidini biliyor musun? Orada durmayalım Basya. Bir dakika Rodin. Rodi, sen başka bir yere git ablacığım. Sana dediğimi yap.
Senin abine ne olmuştu Koşman? Sizin oralarda vefat etmiştir değil mi? Çok özledim seni. Bak gel. Meryem. Memnun oldum. Ben de. Bu arkadaşım Koşman, itfaiyeci. Rodi, kardeşim. Bu da arkadaşım Meryem. Nasıl? Rodi senin kardeşin mi? Hı. Ya kardeşim, öpeyim bir seni ya. Nasılsın? İyi abi, seni sormaz. Allah şükür. Meryem'cim, sen buralı mısın? Buralıyım Asya abla. Merkezdeki büyük caminin orada oturuyoruz. Cami mi dedin? Evet. Bugün günlerden ne? Cuma. Ya ben namazı kaçıracağım ya. Şu namazı halletseydik bir. Tamam. Meryem de bize Rize'yi gezdir. Olur. Ha, iyi hadi. Hadi. Buluşuruz ha. Tamam, biz çarşıya gezeriz o zaman. Hey, tamam. Sevgili din kardeşlerim. Oturun bakalım. Kardeşim otur bak. Safları sıklaştırın. Oturun öyle, tamam. Ne diyorduk? İçindekileri basabilir misiniz? Tabii, halledeyim. Diyarbakır itfaiyesi Rize'de. Lan bomba falan olmasın bunun içinde sakın. Ne bileyim lan, her şey olabilir. Bomba, bomba. Bomba mı? Kamyonda bomba! Bomba var! Bomba var, kamyonda bomba var! Ben ne kullanıyorum ya? Tamam abi ya. 41-36 merkez. 41-36 merkez, şaşırı şüpheli bir kamyon tespit edildi, tamam. 41-36 şahsın TC kimlik numarasını alayım. Kamyon diyorum, itfaiye diyorum. Plakası var mıdır? Devre. Devreler mi karıştı? Yürü lan, yürü lan. Kaç. Hadi, bomba, bomba. Çarşıda bomba var. Çabuk. 41-36. Jamur da olabilir, telsiz kesildi. Şimdi ibadetin en sağlam temeli nedir? Abdesttir. Fakat buna sağlam mağlam deyip de öyle güvenmemek lazım. Bir yenilenmeye piti verir maazallah. Olay yerine intikal etti de amirim. Evet. Büyük bir itfaiye aracı süsü verilmiş. Ana. Hiç itfaiyeden bomba süsü olur mu? Ama sızma var. Bagaj tarafından. Yağ gibi bir şey müdürüm. Evladım. Kamyonla yağ olmaz mı? Hı? Tamam. Neyse siz fazla yaklaşmayın. Eğer sızma varsa TNT olabilir. Siz çevreyi kolaçan edin. Şüpheli görürseniz de takip edin. Ha evladım. Bir de sakin olun ya. Bir de şimdi bir şey falan çıkmaz, rezil oluruz. Tamam müdürüm. Efendim, günlerden bir gün geçmiş zaman bizim Trabzonlu hocanın biri caminin bahçesinde almış eline Kur'an'ını okuyor, ibadetini ediyor.
efendime söyleyeyim. Derken hava birden bir bozmuş, yağmur, fırtına, efendi dolu. Ne varsa o gün hepsi yağmış, seller götürüyor ortalığı. Su basmış tabii, çukurdaymış böyle cami, su basmış. Hoca çıkmış caminin duvarının üstüne, bekliyor. Karşıdan da bir itfaiye arabası geliyor, itfaiyeci diyor ki, hoca efendi hadi atla bin götürelim seni. Yok diyor, ben gelmiyor. Niye? Yok ben gelmeyeceğim, beni Allah'ım kurtarır demiş ya. Tövbe estağfurullah. Demiş ya ben gelmem, sen git. Ya gel, ya gelmem. Ya niye? Demiş Allah'ım beni kurtarır buradan, sen git demiş. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Efendime söyleyeyim derken bizim hoca efendi boğulmuş, ölmüş. Öbür tarafa. Cennete koymuşlar onu. Cennette herkesin yüzü gülüyor. Bizimkinin surati beş karış. Ya ne olduysa? Ya ben ille Rabbimle görüşeceğim. Ya melekler gidiyorlar, haber veriyorlar. Geliyor Rabbim diyor ki gelsin. Geliyor. Ey diyor Rabbim özür dilerim diyor. Ben diyor bakın diyor size ibadet ettim. İbadetimde hiç yanlış yapmadım. Efendime gece gündüz. Bana demiş revan mıdır bu demiş ya. Allah da demiş bak sağa bir tane itfaiyeci gönderdim gelmedin. Aradan bekledik bekledik bir tane daha gönderdim gelmedin. Gene bekledik bir tane daha gönderdim gene gelmedin. E ben demiş ne edeyim sana? Amca. Abi da kaçtan fıkra anlatır benim acil sıkıntım var büyük. Ya bu anlatıp durursan buna bakma sen arka bahçe git. Küçük kapıyı aç arka bahçede görürsün. Abdest yakında lavabo olarak ekspres alabilirsin. Yani şimdi şunu diyeceğim. Kıssadan hisse her şeyimizi Rabbimize bağlamayalım. Rabbim beni sever, bana kıyak yapar, beni kollar. Öyle yok. Kıssadan hisse %20. Alan alır, almayan kalır. Ona göre. Arıza, arıza. Ben de arıza alayım. Sayın seyirciler, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Rize'de olağanüstü bir durum yaşanmakta. Rize şehir merkezinde bomba yüklü bir araç ihbarı yapıldı. Selim, Rize'deki emniyeti ara, Rize'yi ara. Aradın zaten, çalıyor. Selami'den öğreneceğiz. Selami nedir durum? Eyvallah. Bir gün itfaiye süsü verilmiş bomba yüklü kamyonu bomba imha uzmanları etkisiz hale getirecek geldi. Ne değil la bu? Nerede bu koşman? Ara şunu. Koşman. Uzaktan kumandalı fünya kullanılması planlanıyor. Başkanım telefonu kapamış. Efendime söyleyeyim. Öbür tarafta bizim Dursun'u imtihana almışlar. Tabii bizim Dursun bilememiş. Atmışlar onu dışarı. Dışarı çıkar çıkmaz Cemal karşılamış. Demiş Dursun ne oldu? O da girecek biraz sonra çünkü imtihana. Ne oldu? Demiş vallahi bilemedim. Ne sordular da demiş. Ya İslam'ın şartını sordular. E deseydin ki 5. Ona demiş ya 20'yi kabul etmeyen 5'i nasıl kabul etsin demiş yani. Ay, bu şakası ne ediyorsunuz buraya? Ula camide ne yapılır da? He? Ha Cemal sen neredesin da? Sen bugün gelmedin yoklamaya. Ya neredesin? Hocam bırak beni dağılın dışarı bomba yüklü bir kamyon var. Her şeyin adıyla katılın. Ya telaş etmeyin. Ya telaş etmeyin diyorum. Ya telaş etmeyin arkadaşlar. Ne oluyor ya? Abi cemaat nerede ya? 5 dakika önce buradan oldu. Tövbe Allah. Ne oluyor ya? Mevzu aldı. Telefonu imha etmeye çalış. Çek ulan çek. Niye çekmişsin? Bir gün Rize şu an büyük bir felakette karşı karşıya. Lan bu bizim gönderdiğimiz kamyon değil mi? Doğrudur komutanım. Dur bir arayalım çocuk şehit ailesi. Nina.
Alo. Şansı vuralım. Alo başkanım. Başkanım. Başkanım Rize'deyim. Zor durumda. Ne edeyim? Ben sorumluluk almam. Dava açıyorlar artık. Ya, Cuma'ya kalacaktım ben. Etrafını sardılar. Terörist sanıyorlar. Havaya mı uçmak istiyorsun lan? Dur. Dur başkanım dur. Başkanım dur. Beyaz. 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 Üzerinde de bomba var. Beyaz. Beyaz. Beyaz mı? Bu şifredir. Ateş. Trabzon'dan aradılar müdürüm. Ha. İtfaiye itfaiyeymiş müdürüm. Nasıl ya? Yani gerçekmiş. Diyarbakır'dan hediye. Müdürüm! Söyle sen ne diyeceksin bakalım. Şahıs etkisiz hale getirmişler. Yaralı bir de keçi var. Nasıl ya? Şahsın durumu iyi. Hastaneye kaldırmışlar. Kesin. Hakkari'ye sürerler artık. Burada neden geliyorsunuz lan? Ya buradan gelsin neden geliyorsun ya? Ya? Ne oluyor? Koş lan. Ana. Kardeşim. Ana. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ana yavaş ol lan. Yavaş. Ya Musa yavaş ol oğlum. Yavaş. Ya oğlum. Nerede kaldınız oğlum? Gel bir taş de. Anca Kerem. Ya oğlum boş mu geldiniz lan? Sen bir çiçek alır bir şey alır kolonya alır bir şey alır ya. Ulan ne çiçeği, ne kolonyası koşma. Sağ daha çok sevineceğim bir şey getirdik ula. Sen ne getirmiş olabilirsin? Hayır dur bakayım. Ding, 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 ding. Beğendin mi la? Ula çok beğendim la. As ula as. Nereye asacağım? Ne havlu iyi asacağım. Nasıl oldu lan? Oldu mu? Oldu oldu. Ya güzel güzel. Koşun buradan mı girdi la? He. Nereden çıktı? La oğlum. Ben sana birazdan diyeceğim nereden çıktı. Hey. Arkadaşlar Şerban'dan. Lemi, Samet, Musa. Hoş geldiniz. Ben Asya. Asya mı? Aleyküm selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun başkanım. Koşman iyi iyi. Ne ola bu? Kim bu ya? Ne ne la? Allah Allah bırakın beni oğlum benimle uğraşmayın ya. Başlamayın hemen ben yaralıyım. Helal olsun kardeşim ben. Alo. Dikkat dikkat. Ses kontrol. 1, 2, 3. Sesim geliyor mu lan? Anladınız mı ne dediğimi? Kaybol lan. Kaybol. Buyur başkan. Değerli başkanım, sevgili hemşerilerim. Biz şimdi Havlu Heybetli Karadeniz'in yanı başında mıyız? Evet. Bir yangın çıktı mıydı? Onun heybetinden bir damla alma mecalimiz var mı? Yok. Bu mecali feryadı duyan başkanımız bize itfaiye verdi. Ben Mardin'de bir yıl vekil öğretmenlik ettim. Öğrettiğim kadar da öğrendim. Oranın insanı darda kalanın yanındadır. Öğrendim ki oradaki kardeşlerim Mevlana'nın deyişiyle cömertlikte ve yardımda akarsu gibidir. İşte bu yüzden hiç çekinmeden onlardan ha bu itfaiyeyi istedim. Sağ olsun kardeşim de bize bir damla mecal verdi.
su gibi aziz olsun, sağ olsun, var olsun. Sevgili başkanıma, sevgili kardeşime teşekkür ederim. Karadeniz'in heybetini, Karadeniz insanının coşkusunu bilirim. Bizim oraların insanına benzer. Birazı yağmurdur, birazı güneş, birazı dağdır, birazı deniz. Birazı isyandır, birazı hüzündür. Yani önce insandır, hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz. Sayın Başkanım ifade etti. Pir Sultan Abdal der ki, cehennemde dal odun yoktur. Herkes kendi ateşini götürür. Yani bizim de kardeşliğimiz akarsu gibidir. Akan su kir tutmaz kardeşlerim. Sizler de su gibi aziz olun, sağ olun, var olun. Sağ olun başkanım. Çatın böyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Çatın başkanım. Buyurun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Birkleyin de bende kalmış. Olsun. Sen de kalsın. Dönüş ne zaman? Bilmem. Hemen gideyim istersen. Yok gitme. Sever misin Selvi boylumu? Çok. Orada da Asya var. Babam ondan koymuş ismimi. He. Filmde şey var ya. Sevgi önce ben... Yerine önce sen diyebilmek. Kendinden önce onu düşünebilmek. Onun yanında huzur bulmak. Seni seveceğini bilerek... kendin olmaktır. Serçe var. Serçe var.